saçını. Güney, sen de yesene şeyle ya. Yok, şey değil. Yok, ismi yok. Ulu. Beşli'de buraya gelişinize kadar şu mesleğe nasıl başladın, neler yapmışlar? Kısaca anlat, özgeçmişini ya. Vallahi işte yoksulduk, buraya geldik. Beşli'de bir kilim tezgahımız vardı. Ha. Kilim tezgahını sattık, buraya geldik. Burada bir kalın makine saldık. Ha. Epey bir zahmetler çektik, 79'dan beri. Ha. İyisi bir Allah, şimdi Allah'ın verdiğine çok şükür, bugünlerimize çok şükür. Peki, sen de seyahat satıcılık filan yaptın? Çok yaptım, çok. Nereleri geldin şöyle bir anlat bana. Tokat mı dersin, Sivas mı dersin, efendime söyleyeyim. Bu ikisinde geldik usta ya, Tokat, Sivas. Ha. Şimdi Konya, Antalya. Bu besinler böyle, bu atılganlığı nereden geliyor böyle? Her şeye dalarlar böyle. Ya bu cesareti besinler, nereden alıyorlar? Senin fikrin ne? Besinler cesareti çok geziyor. Ha. Aşağı yukarı çok yaşayan bilmez de mi? Çok gezen bilir. Ha. İyi kötüyü bildiğimiz için evet. Ne olursa ne olur, ne olmasa ne olmaz, sen de bunu iyi biliyorsun. Evet. Bunun yüzünden işte çok şükür, atılganlığımızın yüzünden Allah'ın verdiğine şükür. Bugünlerimize geldik. İyi şükür ya usta. Çok güzel. Şimdi senden de sorayım. Buyur. Bu şehirden, Besli'den ne var? Evet. Neden göçtü bu millet? Yoksulluktan göçtü. Neden göçtü? İşimiz kafi gelmedi. Evet. Geçilsek, bol para kazansak gelirdik. Daha her yere gidektiğin geldik. Evet. İyi ki de gelmiştik. Ha. Şimdi buradaki imkanı şimdi olsa Besli'de bulabilir miyiz? Bulamazdı. Ha. Getir oğlum, getir. Şey. Demek ki işin... Atın vardı, meydanın yoktu. Değildi tabi, merak gelmezlerdi. Yabancı girmiyor. Ha, meydanı hiç buldu. Kimse gelmiyor. Ha. Besli, abi, kendi danıştan. Besli, gelse de kurulacak, fabrika kurulacak, tezgah evet. Kurulacak saha var mı? Buyur. Besli neresine kuracak halı tezgahı? Neresine kuracaksın? Ha. Neresi var? Bir de bir dakika, Besli'de ha, onu soracağım sana. Tam geri gelmişler. Bunlar Antep'in bu şeye gidenler diyor, burada kazandı, gitti diyor. Neyi var ki kazana? Orada neydi ki kazana? Ha, peki kazanan adam niye gitsin? Ben geçimimi sağlarsam Antep'ten niye göçmüyorum bir tarafa? Ha. Besli'de niye göçtün kazancı sağlarken değil mi? Efendim, kimisi de diyor ki aşağı şehirden efendim evin taşını çekerken altın buldu, gitti Uşak'ta fabrika kurdu Antep'te. Kimisi bilmem neyi buldu, böyle hepsi şeyler. Ya, hepsi, hepimiz de yoksulluğumuza gitti. Ya bu günlerimize çok şükür. Ha şimdi hayır bu bir kıskançlıkta. Evet. Demir ki daha burada Türkiye'yi adım adım yanlar, ha. Otellerde gezdi, dolaştı, mücadele etti, hayatı İki tanıdı. İki sefer Almanya'ya gittim ha. Ben. Hayatı tanıdı. Bir ha. İki sefer gittim, 73'te 63'te. Ha. Almanya. Ha. Geze geze işte ne bileyim, seyahat yaptık gezdik, Almanya'ya gittik geldik, ha. İstanbul'a göçtük, geri Besli'ye göçtüm. Ha. Tamam, hayat mücadelesi verdi. Ne demek ya? Çok ha. Çalıştım ben, çok. Ha. Fakir olduğumuz için çok uğraştık. Bugüne gelin ağaca çok şükür çok ezildik. Ha. Buraya geldik, 3 sene çektik. Evet. Tabii. Şimdi bizim kendimiz kadar da kadınlarımızın da çok özverisi. Tabii. Biz buyurup buğulurunu dersin, buğulurunu ha. Doğru söylüyorum. Yavan yiyip kimseye derdini söylemez. Doğru söylüyorum, haklısın. Yani biz kendimizi baba yiğit görüyor ama kadınlarımızın baba yiğitliği daha çok. Şimdi Çay kendi atımı iki tane mi atıyorum? He. Peki. Doğru söylüyorum, onlar da var. Ha. Onlar da haklısın. Tabii. Şimdi evet. İkincisi de aşağı şehirdeydik. Değil evet, mi? Evet. Camimiz vardı. Hepsi de vardı. Hamamlar. Hamamlarımız vardı. Var. Köprümüz, pınarımız, her şeyimiz vardı. Evet, bazı gidiyor ve yerlerini yokluyor. Ha. Ha. Şimdi durup dururken bu esnaf Besli'yi terk edince hepsi viran oldu. Tabii. Acaba bunun sebebi neden? Sebebi bu Besli'nin yani. Halkı, bu esnaf takımı mı buna dine daha fazla bağlı ki bu yıkılmadı? Hayır. Ha. Hepsi de dar memleket, yabancı girmiyor. Hayır, bu camilerin yıkılması konusunda diyor. Görüşü nedir? Neden yıkıldı? Memleket yukarı şehre taşındı, aşağı şehir haraba kaldı. Bakım olmadı. Bunlar yıkıldı. Ha, rastgele gece taşını söken gitti. Oraya eğil oldu tam. Ha. Şimdi bir de diyoruz ki evet. Besli'ler olarak bir eksiğimizi görüyoruz yani. Şöyle bakıyorum da evet. Bir dernek kuralım.
sırt sırta vermenin burada zamanı geldi. Ha. Burada iyi olur. Ha. Doğru sırt sırta verelim. Bir kendi adımıza bir site vuralım. Doğru söylüyorum. Altı dükkan olsun. Çok iyi olur. Güzelce. Çok iyi üstünde olur. De salon olsun. Bölümümüzü yapalım, toplanalım, aile toplantısı yapalım. Derdimizi almadan fakirimizi gözleyelim. Gençlerimiz olsun. Şimdi ya, üstünde tamam de güzel misafirhane olsun. Ha. Şimdi Diyarbakır'dan, Mardin'den, Sivas'tan gelen müteahhit orada beleş yatsın. Doğru söylüyorum. Çok iyi. Yemeğini yesin. Çok iyi. Sabahleyin kahvaltısını yapsın, aşağı insin. Tabii, kiminden halı alsın. Kiminden soğan alır. Doğru söylüyorum. Kiminden havlu alır. Peluş alır. Çok iyi olur. Battaniye alır. Tabii. Güzel de malı sarılsın. Evet. Paketlensin. Adam çekili kessin, çantasını alıp gitsin. Tabii. Gittiği zaman ne diyecek? Ya Besliler gibi misafirperver yok kardeşim. Evet. Adamların bir yeri var. Güzel yatıyorsun. Ha. Ne para, ne bir çok şey. Çok iyi olur, çok. Çünkü müşterinin cebindeki para güvence alır. Tabii. Bir tabii, senden tabii güven alır. Menüyle. Ha. Çok ya, alıyorsun der. Kardeşim sabahleyin kalkıyorum, kahvaltını yapıyorum, malın hazır, tabii, paketleniyor, dörlüyor, çekini kesip geliyorum ben. Evet. Şimdi bunu duyan herkes buraya gelecek. Tabii. Şimdi atalarımız de ki deveyi yerden bir tutan ot da budur işte. Çıran budur. Ha. Yani iyi ver ki alasın. Tabii. Ha. Deveye niye ot tutsunmuş? Deve gelsin de sokakta kalmış adam. Tabii. Yükünü yükleyip dalmış dağda. Deve kaçıyor, tanımıyor kendini. Abi, esası da böyle. Evet. Ulan ne yapsın? Kalsa şeyi bozulacak. Deveyi çağırmış, deve ortaya gelince yakalanmış, gitmiş. Abi. İşte bizimki de böyledir. Öyle. Artık 20. çağa ayağı uydurmamız gerek. Evet. İkincisi de her dalda varız. Bir de inşaat dalına dalalım diyor. O diyor. Ha. Doğru ya söylüyor. Bir şirket kuralım, herkes kurmuş, Timro kurmuş diye Yahudiler. Ataköy diye 100 milyonluk daire 250 milyon satıyorlar. Tabii, bak abi, düşün. Doğru söylüyorsun. Yahudiler gibi iyi oluyor da biz kurunca kötü oluyor. Doğru yapamadık söylüyor. Diyor. Niye yapamıyoruz? Nasıl yapamıyor baba? Şükür herkese yaparız. Senin aklında kalıcılık var mıydı? Hiç yok. Ben şunu söyleseydin deli olmuş derler miydi? Dediler. Zamanında geldiğim böyle kalıcı yapacağım Bahar Gül'den tepler. Dediler bak kalıcılığı senin dediler. Koca zenginler yapıyor mu? Sen nasıl yapacaksın dediler. Tezgahını nereden alacağını, benden inşallah alacağım ben dedim, aldım dedim. Hah, işte gör ki mücadele her şeyi yaptım. Yapacaksın. Yapmamız lazım. Tabii. Evet, peki, verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür eder. Ben de teşekkür ederim. Böyle emşerlerinin çalıştık, böyle çok sırtına yadır bir organ demiş, adam olmaz değil de... Bu evet. Bu... Sakallılar ki? O sakallılar birisi 2 lira çekti. 2-8 lira çekti. Ben nerede alayım bari de? Al ya. Ya. Sen de ses at, yazacak mısın onun için? İsmail Bey. Şimdi ismini söyleyeceğim. İsminiz? İsmim İsmail. Kulağız. İsmail Kulak. Ne yapınızda kimler derler Besin olarak? Kulaklı oğullar derler. Ha. Bu mesleğe nasıl başladın? Bugüne kadar nasıl getirdin? Şöyle kısaca özgeçmişini anlat. Efendim küçük yaştan belli dokumacıydık. El çekmesinde tezgahta çalışırdık. Evet. Ondan sonra seyyar satıcı olduk. Nereleri gezdiniz? Şöyle böyle bir aklında olanlardan say. Aklımda olan efendim Sivas'ta yapardık alışveriş. Erzincan, Erzurum, Kars, Karaköse, Bayburt, bu müellerde Trabzon, bu müellere gider gelirdik. Evet. Sonra bu ikincisi de bu Besli'den niye göçtü? Senin fikrin nedir? Neden göçtü? Besli'de efendim ben söyleyeyim ki aşağı şehir yukarı şehir icat oldu. Evet. Geçimden aciz olmak. Burada tabii sanayi bir memleket olmak dolayısıyla buraya yerleştik. Şimdi buradaki imkanı Besin'de kalsaydın bulabilir miydin bu yukarı şehirde? Bulamadım. Neden acaba? Yani neden bulamadın? Evet, burası gelişmiş bir memleketti. Orada tabii mahrumiyet bölgesi sayılıyordu. Halen de evlenmiş. Evet. Burada işte çok şükür. Şimdi bir şık var. Orada
her zaman aşağıda olsun, yukarı şehirde olsun. Yukarı şehir yanlış kuruldu. Şimdi aşağı şehri Kayardın'a kurulsaydı göç bu kadar olmazdı. Muhakkak Kayardın'a kurulsaydı. Bu hata değil. Devletin kurulsaydı. Ha. İkincisi de atımız vardı, meydan bulamadık. Eyle oldu. Ha. Şimdi Antep'e geldi, Uşak'a gitti, meydan buldu. Ha. Kimisi diyorlar ki aşağı şehirde evini söktü, altın buldu, göçtü. Kimisi diyor burada kazandı, gitti Antep'e yatırım yapıyor diyorlar. Hep burada kazandı gitti. Hayır, diyor. Hayır, onlar işte hiç beynamaz özür. Gerçek bu, resimde yani öyle söylüyorlar yani. Ben onun için, hayır, bu yani, sizin bu... fikrinizde evet. Böyle bir şey ben de inanmıyorum da, evet. İmaj yaratılıyor yani. Şimdi bir ki bin kişide, yüz bin kişide böyle bir eline bir şey geçerse geçen vardır ama hepsi bunun göçenin hazine bulmadı ki. Ha. Hayır, İdareden şimdi, aciz kaldı. Hayır, Besni'de dokumacılıktan kazanmış, buraya gelmiş bu imajı da var Besni'de. Yok. Besni'de kazanan. Şimdi kazanan niye gitsin? Yok, hayır, hayır. Kazanan, kazanan yine orada duruyor. Ha? Kazanan duruyor. Peki. İkincisi de, biliyorsun aşağı şehirde hamamlarımız vardı, gümbür gümbür suyu beleş, camilerimiz vardı, tertemiz. Evet. Bu, zaman... bu esnaf oradayken bir taşı düşmedi, bir suyundan bir çöp düşmedi, bir haliyi düşmezken bu Besni esnafı, Besni'yi terk ettikten sonra bir virane haline geldi. Acaba senin görüşün neden bu dağıldı bu? Mabetler. Aslında İslam dininde mabet yıkan adamla hatta cenaze namazı kılmak bile caiz değil. Gerçekten budur. Şimdi yani. Şunu arz edin. Belki de kambariye alıyordursunuz. Evet. Eskiden sizin olduğunuz zamanlarda Besni aşağı şehir yukarı şehir vardı. Evet. Ama şehir, kimse gitmiyordu. Kimse gitmiyordu. Bir ha. De Bağevi şehir evi vardı. Evet. Bağevi'ne göçüldüğü zamanlar İki tane adam vuruldu bağ evlerinde. Evet, hacete. O iki adamın ölümü memleketin yıkılmasına sebep oldu. Millet korkusundan aşağı yıktı, yukarıya geldi. Yukarıda batak oldu. Batak oldu. Olan oldu, olmayan da Antep'e gitti, İstanbul'a gitti, Adana'ya gitti, Mersin'e gitti. Beyne gitti yani. Hepsi Antep'e gelmiş değil yani. Evet. Antep'te Kolonga'da bu saydığım yerlerde vardır. Evet. Şimdi çok güzel, ben hemşerilerim. Bir de mesela birçoğuna derlerdi, bana da aynısını dediler. Mesela Gölbaşı'nda çalışıyordum karayollarında, 10 lira yövmiye alıyordum. O zamanki bir günde, bilmiyorum 2 liraya top keserlerdi yani. 80 mi? Ha. Ha. Şimdi sırtına yadırgı yorgan değmiş adam olmaz derler. Yani Besni'de korkarak bir yatağına atıp bir Adana'ya diye giderken böyle külhane önünden kaçar mı ya gizli atardı yani üzüntü içinde. Şimdi bakayım adam kamyona yükleyip geliyor. Acaba neden bu? Ya, yadırgı yorgan mı değmiş yoksa kutlu yorganda mı yapıyor? Şimdi çıkanların hepsi de bakıyoruz kutlu yorganda. Besni'ye dönüşü de Mercedes'le. Ha. Kimmiş bunlar? Bizi oraya bağlayan kişiler. Bizi dışarıya açılıp pencereyi görmesin. Uyandığı zaman, şimdi Besni altı çalışkan ya, gördüğünü kapar. Şimdi bir Besni'nin bir halıyı görsün çeşidi, gözlüğünü hemen onu kapar, yarın tezgaha sürer. Öyle değil mi? Ha. Öyle. Biz kültürden ziyade anenevi sanatsal el altında yetişmişiz. Ustaların tokadıyla yetişmiş millet. Beşikten indik mi hemen bir şeye. Ayakta görmeye başladım hemen cülfaya veyahut bir sanata. Ustanın altında. Biz bu tanelden gelen bizde bir cesaret var. Evet. Ha, şimdi bir de diyorum ki bu İzmir'de ya diğer yerlerde teşebbüs ediyoruz. Bunu her yerde de söylüyoruz. Bir terim olur. Ya burada da bir dernek kuralım. Artık sırt sırta verelim. İzmir'de mi efendim? Burada, İzmir'de birçok yer, yani söylüyorum. Burada şimdi, lazım, burada ha, lazım. Burada ha, dernek lazım. Burada lazım, her yerde lazım. Neden? Birleşelim, sırt sırta verelim, eksiğimizi tamamlayalım. Nedir bu? Mesela bir kültürümüz var, bir folklor ekibi kuralım. Bu folklor ekibi
kendi müziğimizi, kendi şeyimizi çalsınlar, söylesinler. Artık ben şimdi görüyorum, tap 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 bilmem neler getirmişler, orkestra bilmem ne, savuruyor parayı. Eskide Besin'in bir türküsünü söylesen kan yemezsin. Şimdi eskiden şakır şakır düğün ederdik halayla malayla. Böyle altında arabası olsun, gitsin İstanbul'da Besinleri eğlendirsin. Bilediği gibi çalsın söylesinler. Mersin'de mi düğün var? Gitsin çalsın Besli halkını eğlendirsin. Hemşerileri gelsin. Bu yetişinceye kadar bir maddi değer şey yapıyor, masraf olur. Ondan sonra zaten gittiği yerde dedim ya, sokağa atılan parayı bunlara verecek, evet. Derneklere. Dernekler de bunları bakacak, koruyacak. Böyle bir şey dedim, maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Ne gibi efendim? Yani kurulmada. O bu bir şahsı ait bir şey değil, bizde... Tabii tabii, yani mesela diyeceğiz, dernek üyelerinden... Ama bir Besli'de biz bunu Türkiye çapında toplayacağız yani. Herkeste. Bu büyük bir problem değil. Mesela sen adam da tavsiye etmek yeterli bizim için. Katkı dediğim bu. İşte dava bu.